Evet, geldik view bölümüne. Görünüm modülü. Burada görünümle ilgili işlemleri yapıyoruz. Tabii ilk olay bize controller üzerinden geliyor. Şu ana kadar hep home controller üzerinden geldik. Hadi ben burada bir değişiklik yapayım. Home controller üzerinden gelmeyelim. Yeni bir controller yaratalım. Tabii burada controller yaratırken direkt buradaki kodu da kullanabilirim. Veya siz isterseniz diğer kodu da kopyala yapıştır yapabilirsiniz. Fark etmez. Buraya yeni bir tane controller yaratalım. Ne olsun? Test yaptığımız için ismi test controller olsun. İstekler buraya gelsin. Test controller'ımı oluşturdum. İçine ilk kodlarımı yazarken şöyle yapacağız. Ders on MVC controllers. Namespace'imin aynı olması gerekiyor. Ve namespace içinde home controller'ı görüyorsunuz. Burada tabii ki home controller olmayacak. Test controller olacak. Tabii şu anda test controller'ımı yarattım ama şu an bende ne olsun? İndeks olsun hadi. İndeksim gelecek. Peki diyeceksiniz view'de böyle bir şey var mı? View yapabilir miyim? Bakın bu action result bize bir view döndürüyor. Bu view de şuradan gelecek. Peki bu home'un içinde ben ne yapmalıyım teste bağlamak için? View bölümüne test diye bir klasör oluşturuyorum. New folder test. İşte şu anda test kontrolüme bağlı olan bu. Şimdi bunun içine de sağ tuşla ya da direkt şöyle yapalım. Kopyala yapıştırla. Bir tane indeks oluşturdum. Bu indeksinde test dedik ismine. Burada şunların hiçbirisine ihtiyaç yok. Sadece şu olsun şu anlık. Welcome yazsın. Ya da biz bunu Türkçe yazalım hadi. Hoş geldiniz. Hadi bakalım. Deneyelim. Bunun için öncelikle Kerstin'in çalışması lazım tabi. Start debugging diyorum. Debug işlemini başlatamadım. Evet, çok güzel bir hata. Diyor ki test controller'da bir hata var diyor. Sen MVC 2 modelini kullanıyorsun diyor. Ben de böyle bir model yok. Ben hangi modeli kullanacağım? Ders. Evet, bu uyarıyı verdi bize. Kontrol S'te kaydettik. İşte tekrar run diyelim. Namespace'in önemini gördük. Evet, çalışsın bakalım. Bir önceki çalışmalarım geldi. Ben buraya test diye giriyorum. Evet, hoş geldiniz yazısıyla karşı karşıya kaldım. Şimdi burası View'den geldi bana. Tabii View'de şöyle, şunu kapatalım. Şurası. Testin içindeki indeks. İsterseniz buraya bir paragraf girebilirsiniz. Diyeceksiniz hocam burası Razor sayfalarına benziyor. Evet, burası Razor sayfası. Denemelere devam ediyoruz. MVC. Bu Razor sayfasında bir değişiklik yaptığınızda direkt F5 yaparak sayfayı yenileyelim. Doğru yerde mi yaptık? Burada ne yazık ki bir sorun var. Tekrar stop edip tekrar bir derlemek istiyorum.
Burası teste gitsin. Evet, şu anda geldi. Şurada nokta sayısını arttıralım bakalım. Ne yazık ki direkt güncellenmiyor. Böyle bir kötü tarafı var. İlla ki tekrar restart etmek zorunda kalıyoruz. Bu bölümü. Bunu da görmüş olduk. Şimdi gelelim bir testler yapmaya. Şu değişikliği yaptık index üzerinde. Peki ben yeni bir dosya oluştururken nasıl bağlanacağım o dosyaya? Örneğin ne diyelim? Bir web sayfası yaptığımızı düşünelim. Hadi Türkçe'de yapalım bu sefer. Hakkında diye bir bölüm olsun. Hakkında nokta CS HTML. Şimdi hakkında bölümüne geldik. Buraya örneğin bir title'ı değiştirelim. Veya title'ı hiç değiştirmeyelim hadi. Geldim. Hakkında ile ilgili böyle işlemler yapacağımı söyledim. Ve burada da denemelere devam dedik. Şimdi ben bunu nasıl çağıracağım? Şöyle çağırırsam eğer, bakın start debugging yaparsam ve buraya ne diyecek? Ne diyeceğiz? Test slash hakkında dersem herhangi bir sonuçla karşılaşmam. Niye? Çünkü ben en baştan beri ne diyorum? İlk olarak controller'a sorarsınız. Controller şu anda hakkındayla hiçbir bağlantısı yok ki. Benim controller'umdan testten gelen istek, testten gelen istek buraya hiç gitmiyor ki. Nasıl gidecek? Bunun için tabii ki bir action result'ın olması gerekiyor. Eğer siz dışarıdan hakkında diye bir istekte bulunursanız hakkında bunun view'ünü oluştur dediğiniz anda bağlanacağı view views içindeki test içindeki hakkında bölümü. Control S. Ve bunun için ne yapmamız gerekiyor? Tekrar run start. Sonuç gelecek şimdi. Tabii ki sonucumuz test ve hakkında. Evet bakın hakkında bölümüne geldi. Bu şekilde. Burasını da yapmış olduk. Bir adım daha öteye geçelim. Veri taşıma olayına şöyle bir bakalım. Tabii view.data ile siz title'ı değiştirebiliyorsunuz. Ve bakın title'ı bu yapıyorum. Tabii burada şöyle bir durum var. Siz bu view.data ile taşıdığınızda title'ı bu nereye taşınıyor? Layout'a taşınıyor. Layout'um nerede benim? Hemen onu buluyorum. Views içinde, shared içinde layout. Bakın şuradaki title'a taşınıyor. View data. Burası anlaşıldı tahminim. Bakın hani title'ı değiştirdiğimizde ne oluyor? Şurası oluyor. Ha demek ki ben bu bölüme şuradan da erişebilmem mümkün. Test demeyelim. Hadi hakkındadan erişelim. Evet, erişebilmeniz mümkün. Şuradan şöyle yapalım. Tabii orada hakkında nerede gözüküyor hocam diyenler olabilir. Ya işte title web sayfasının onu da gösterelim. Tabii durdurup tekrar çalıştırmak zorundayız. Burada şunu F5 yapmam yeterli. Bakın üst kısımda yazıyor. Title başlık bölümü şurada yazar. Ayrıca kaynağa girerseniz, kaynağı görüntülerseniz şurada en başta bakın şurada yazıyor. Evet. Bunu ViewData üzerinden oraya taşıyabiliyoruz. Demek ki veri taşımak için ViewData'yı kullanabiliriz. Böyle bir sonuç çıkardım buradan. Peki ben bunu şuradaki hakkında yazısını aşağı taşıyabilir miyim? Demek ki diğer sayfaya taşıyabildiğime göre buraya da taşıyabilmem mümkün. Böyle yazarsam taşır mıyım? Razor ne diyordu bizim için? Et işaretini kullanın. Peki kullandım. F5 yaptım. Burada pardon. Hakkında. Bakın.
Bu arada durdurup tekrar başlatalım diyorsunuz tabii. Doğru, haklısınız. F5, evet, hakkında. Artık bunun bakın kaynağı görüntülersem şuraya direkt hakkında yazdığını görüyorum. Şimdi burası da bitti. Veri taşımayı da gördük. Ve diğer layout'u da buradan veri taşıyabileceğimizi gördük. Layout'u değiştirme. Şimdi benim elimde bir layout var. Bu bir yerden geliyor. O layout'u ben değiştirebilir miyim? Layout'u daha önceden Razor'da nerede geliyordu? Restart ilgili bir şey vardı. Evet. Şurası View Start'tan bakın layout'u değiştirebilirsiniz. Yani kendinize yeni bir layout da sarladınız. Onu buraya CSS HTML şeklinde ekleyip ardından o layout'u direkt kullanabilirsiniz. Veya çalışma anında isterseniz layout'unuzu değiştirebilirsiniz. Şimdi ben hakkındanın layout'unu da değiştirmek istiyorum. Hatta şöyle yapalım. Niye iki kere açıyoruz ki bunu? Bir kez açalım yeter. Layout'unu hatta şöyle yapacağım. Layout sus olsun. Layout kullanmayacağım. Bu durumda tabii durdurup tekrar çalıştıracağım. Evet, tekrar çalıştıracağız. Evet bakın layout gitti. Artık sade bir dokümanla karşı karşıyayız. Çevresinde herhangi bir HTML etiketi. İsterseniz layout'unu ayarlayabilirsiniz. Bunu size bırakıyorum. Layout konusunda onu anlatmıştık. Burada parametreli bir gönderimi görüyorsunuz. Parametreli sayfa. Bunu yaparken de şöyle bir şey yapmışım. String demişim. Merhaba gelen string ve kaç kere olduğunu da view data içine koyuyorum. Ardından view'ü döndürüyorum. Bakın e-action result'a geliyor ilk istekler. Ve ardından da buradaki parametre olayını yapıyorum. Bunun için gelin yeni bir parametreli sayfa diye bir CSS HTML oluşturalım. Nereye oluşturacağız CSS HTML'imizi? Testin içine sağ tuş new file CSS HTML ve sıfırdan kod yazmak istemiyorum. Buradaki CSS HTML bölümünü alacağım. Kopyalayacağım. Ayrıntısına siz bakarsınız. Parametreli örnek. Kaç kere döneceğini söylüyorsunuz. Ve o metni ekrana yazıyor. Tamam, buraya kadar sorun yok. Parametreli sayfa yazarsak gelir. Tamam. Ama ilk nereye uğruyor demiştim. Controller'a uğruyor. Benim controller'a da bir şeyler yapmam lazım. Burasını da buradan kopyalıyorum. Controller bölümünde nereye geleceğim? Teste. Teste istek geldi. Mesela isteği parametreli sayfa isteği. Ve soru işaretinden sonra par 1'i gönderdi. Ve kaç kere olduğunu gönderdi. Bir deneyelim. Şurada parametreli sayfa. Tabii burada tekrar kapatıp tekrar açmamız gerektiğini unutmuyoruz. Tekrar run yapıyorum. Ve şuradan gelip parametreli sayfa. Boş bıraktım. Boş bırakınca bakın şöyle yazdı. Demek ki bakın merhaba yazdı. Bu parametreyi yazdı. Kaç kere olacağı? 5. Aa, şurada ilk tanımlama var. Ben eğer hiçbir şey yazmazsam 5 yapıyor. Peki ben merhaba par 1 eşittir. Ne yapıyoruz şu anda? MVC. Merhaba MVC yazabilir miyim? 5 kere yazdım. Peki benim boş geçtiğim bir parametre var. Kaç kere? Ben kaç kereyi 3 dersem ikinci parametreyi nasıl göndereceğiz? And kaç kere? Bu get isteği arkadaşlar. 3. İsterseniz de 10. İsterseniz de
15. Bakın, ilk isteği nereye alıyorum? Parametreden ViewData için alıyorum. ViewData içine aldığınızda bunu direkt View bölümüne taşıyabilme şansı doğuyor. Ardından gidiyorum parametre sayfada ViewData içinden bunu buraya taşıyorum. Bu da tahminim anlaşıldı. Sistemi çözdük. Evet, böyle basit örneklerle başta çözmenizde yarar var. Özellikle burada kendinize ait bir layout tasarlamanızı her zaman öneririm. Render Body kullanmanızı öneririm. Onları size bırakıyorum. Ayrıca ben ViewData ile veriyi taşıdım şu ana kadar. ViewData bir anahtar değerden oluşuyor. Bakın, anahtar bir değeri var metin gibi. Ve bir value'su var. Yani bir key value ilişkisi diyebiliriz bunun için. Dictionary veri, seti, veri yapısında gördüğümüz key value ilişkisine benzeyen bir ilişki. Tabii metnin üzerine yeni bir şey yazarsanız bu metin üzerine yeni veri gelmiş olur. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bu açıdan anahtar değer üzerinden her şey yönetiliyor. Diğer taraftan controller ve view arasında veri taşımak için sıklıkla ViewData'yı kullanıyoruz ama ViewBack ve TempData kullanılıyor. Buraya tıklayarak bunlar hakkında da bilgi elde edebilirsiniz. Onları size bırakıyorum.